Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf çanta yayınları öğreten defterde alan ile ilgili problemler konusunda dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Yanda verilen şeklin alanını bulalım. Şeklin alanını bulmak için bir doğru parçası çizerek bir dikdörtgen ve bir üçgen elde ediniz diye söylüyor. Arkadaşlar hemen bakın, bunun alanı bulabilmek için şeklimizi bir dikdörtgene ve bir üçgene çeviriyorum. Öncelikle dikdörtgenin alanına bakıyorum. Bakın tabanı ve uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Kısa kenar 5 birim. O halde dikdörtgenin alanı 6 çarpı 5'ten 30 birim karedir diyorum. Arkadaşlar üçgenin alanını bulurken yine tabanımız 6 birimdir. Bakın yüksekliğimizi de şöyle gösterecek olursak, karşıdan indirin dik doğru parçası yükseklik idi. 1, 2, 3, 4 birim yükseklik. O halde alanı bulabilmek için arkadaşlar ne yaparım? Taban ile yüksekliği çarpar 2'ye bölerim. 6 kere 4, 24, 2'ye böldüm 12 birim kare üçgenin alanı olur diyorum. İkisini toplayacak olursam arkadaşlar tüm şeklin alanını bulurum. 30 artı 12'den 42 birim karedir tüm şeklin alanı diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçelim. İkinci etkinliğe devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen şekillerin alanları bunuz diyor. Arkadaşlar birinci şekle baktığımız zaman bir E harfini görüyorum. Bunu şöyle bildiğimiz dikdörtgenlere ayırmak istiyorum. Tabii istediğimiz şekilde ayırabiliriz bakın arkadaşlar. Şöyle düşünebilirim. Şöyle dikdörtgen ayırdığımı düşünüyorum. Evet. Şöyle böldüğümü düşünelim. Arkadaşlar dikkat edersek karenin bir kenarı 2 santimetreymiş. O halde şurası 2 santimetre. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2'den 8 santimetredir. Bakın. 3 tane arkadaşlar 2 santimetre, 8 santimetrelik alanımız var. Yani şu 1, şu 2, bu 3 olacak diye ayırdım. O halde 2 kere 8, 2 çarpı 8'den 16 santimetre karedir bir tanesi. 3 tane olduğu için 1, 2 ve 3. O halde 3 çarpı 16, 48 santimetre kareye eğilin arkadaşlar. Böyle yataydaki durumlar olur diyorum. Bakın şurada da arkadaşlar 2 tane birim karemiz var. Bunun için bakıyorum şöyle. Temizliyorum tekrar. Kısa kenar 2 santimetreydi. Yani şurası 2 santimetredir. Burası 4 santimetredir. 2 kere 4'ten bir tane 8 santimetre arkadaşlar. 2 çarpı 4 8 santimetre kare olur diyorum. Bakın burada da şöyle farklı bir renkle gösterelim. Bir tane böyle bir dikdörtgenim oldu. Bir tane de böyle bir dikdörtgen oldu. 2 tane de 8'er santimetre karelik dikdörtgenimiz oldu. O halde 2 çarpı 8 16 santimetre karede burada oldu diyorum. Şeklin arkadaşlar tüm şeklin alanı 48 ile 16'yı toplarsam 48 artı 16, evet 6 ile 8 topladım. 14 elde var 1, 4, 5, 1 de elde 6, 64 santimetre kare olur diyoruz tüm şeklin alanı. Evet, üçüncü arkadaşlar geri gelmişken yapalım. Çünkü diğer türlü küçük oluyordu sayfamız. Evet, baktığınız zaman bir karenin kenarı arkadaşlar 3 santimetre. Şöyle şekli istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Ben şöyle bölsem dedim arkadaşlar. Bakın burası 1, 2 kare. Bir tanesi 3 ise o halde burası 6 santimetredir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane karenin arkadaşlar uzunluğu da 5 kere 3'ten 15 santimetredir diyorum. O halde bunun alanını bulacak olursam, evet 15'te 6'yı çarpıyorum. 15 çarpı 6'dan 90 santimetre kare olur diyorum. Evet, alttaki dikdörtgene bakalım. Bakın 1, 2. Bu kenar arkadaşlar 2 kere 3'ten 6 santimetre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 3'ten 18 santimetredir. Evet, bunun alanını bulacak olursam alan eşittir. 18 çarpı 6'dan 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10.
108 santimetre karedir diyorum. Evet, ikisini toplayacak olursam arkadaşlar 108'de 90'ı topluyorum. Şöyle 108 artı 90 toplamı 198 santimetre karedir diyorum. 198'i buraya da yazalım. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Alttaki etkinliklere geçiyorum. Temizliyorum gençler burayı. Evet, biraz bekledim. Evet, ikinci ve dördüncü etkinliğe bakalım. Arkadaşlar ikinci etkinliğe baktığım zaman bunu şöyle bildiğimiz üçgenlere bildiğimiz şekilleri çevirmek istiyorum ve bakın tabanını iki eş parçaya ayırmış oldum. İki tane üçgenimiz oluştu. Öncelikle yine her birisinin bir birim olduğunu söylüyor. Bakın tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın üstteki üçgenin tabanı 6. Yüksekliği de 2 birim. O halde alanı 6 çarpı 2 bölü 2 arkadaşlar. Üçgende unutmayalım. İkiler birbirini götürdü. 6 birim karedir. 6 birim kareyi aynen yazıyorum. Artı. Alttaki üçgene bakıyorum. 1, 2, 3. Şuradan yazalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 birim tabanı. Yüksekliğini de şöyle gösterelim. Şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4 birim de yüksekliği var. O halde alanı taban 4, tabana ait yükseklik 4 arkadaşlar bölü 2'den. 4 kere 4, 16, 2'ye böldüm. 8 birim karedir diyorum. Evet, ikisini toplayacağız gençler. 6, 8 daha 14 birim kare olur. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet, dördüncü etkinliğe baktığım zaman arkadaşlar boyalı bölgenin şeklini bulabilmek için bakın dışarıda bir dörtgen var. Hatta bakayım kare mi diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6'ya 6 aslında bu. Şöyle düşünecek olursak. Bakın 6'ya 6'lık bir karedir. Bunun içerisinden şuradaki üçgeni çıkarmam gerekir. O halde öncelikle karenin alanı diyorum. Şöyle karenin alanı diyelim. Altı çarpı 6'dan 36 birim karedir. Şimdi üçgenin alanını bulup bunu çıkaracağım arkadaşlar. Tabana bakıyorum. 1, 2, 3. Yükseklik 1, 2, 3, 4. O halde üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 3 kere 4, 12. 2'ye böldüm. 6 birim karedir. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor alanı bulabilmek için? Karenin alanından üçgen alanını çıkarmam gerekiyordu. Şuradan yazalım. 36 eksi 6'dan sorumuzun cevabı 30 birim karedir diyoruz. Ve 30'u aynen buraya yazalım diyorum. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçiyorum. Evet, biraz büyütelim arkadaşlar. Evet, aşağıdaki soruları çözdünüz diyor. Yanda bir kenarın uzunluğu 16 santimetre olan karenin kenarlarının orta noktaları ikişer ikişer birleştirildiğinde bir kare daha oluşturuluyor. Ortadaki de arkadaşlar ne bizim için? Bir kare. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuna bakıyorum. Burada büyük şeklin, büyük karenin bir kenarı 16 ise diğeri de 16'dır. O halde karenin alanı 16 çarpı 16'dan 16 ile 16'yı çarpalım. 250 santimetre karedir diyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiysek burada ne yapmam gerekiyor aslında? Şu ortadaki boyalı bölgenin alanı bulabilmek için şunu yapabilirim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane üçgenimiz var. Bu üçgenlerin alanlarını bulur ve arkadaşlar toplamını çıkarırsam geri kalan bölge arkadaşlar bizim boyalı bölgemiz olur diyoruz. O halde üçgenlerin alanını bulmak istiyorum. Orta noktalarının birleştirildiğine göre bakın burası 8'dir, burası 8'dir ve dik üçgen olduğunu görüyorum. Dik üçgenlerde dik kenarlar birbirinin yüksekliğiydi.
O halde üçgenin alanı diyorum. Tabanımız 8 çarpı yükseklik 8 bölü 2'den 8 ile 2'yi sadeleştirecek olursam, bak her ikisini 2'ye bölüyorum. 4, 1, 8 kere 4, 32 santimetre karedir. Bir tanesinin alanı. Peki kaç tane üçgenimiz vardı? 4 tane üçgen vardı. O halde 4 çarpı 32, 4 32 çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 128 santimetre karedir diyoruz. Evet, boyalı alanı bulabilmek için ne yaparım? 256'dan 128'i çıkarız diyorum. 256 eksi 128 şöyle diye yazalım arkadaşlar. Boyalı alan diyorum. ...256'dan 128 çıkarırsak geriye 128 santimetre kare kalır diyorum. Evet, ikinci etkinliğe baktığım zaman yanda verilen ABCD dikdörtgeninde AB'nin uzunluğu 14 santimetre, BC 6 santimetre ve CF arkadaşlar 4 santimetre. ED'nin de 5 santimetre olduğunu söylüyor. Buna göre boyalı şeklin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar yine dikdörtgenin alanından bakın. Şu birinci üçgenim, bu da ikinci üçgenim. İki üçgenin alanlarını bulur, toplarsam geriye kalan kısım şu dikdört, bu yamuğun arkadaşlar. Yamuktur şeklin adı. Yamuğun alanı olur diyorum. Yani boyalı alan olur diyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle rengimizi değiştirelim. Karışmasın diye. Hatta şöyle bir çizgi çekelim. Evet, dikdörtgenin alanı bulacak olursam dikdörtgenin alanı diyorum. Evet, uzun kenarımız 14'tü. Kısa kenarımız arkadaşlar 6. O halde 14 çarpı 6. 14 6'yı çarparsam 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 1 6. 2 daha 8. 84 santimetre karedir diyorum. Burayı temizleyelim. Aklımız karışmasın. Evet. Burada ne yapacaktım arkadaşlar? 2 tane üçgenin alanı bulup toplayacağım ve dikdörtgenin alanından çıkaracaktım. O halde birinci üçgene bakıyorum. Bakın yükseklik 6, taban 5. Evet. Birinci üçgenin alanı diyelim. Taban 5'ti çarpı yükseklik bölü 2'den 5 kere 6, 30 bölü 2, 15 santimetre karedir diyorum. Evet, ikinci üçgenin alanına bakalım. Evet, tabanımız 4, yükseklik 6, 4 çarpı 6 bölü 2'den böyle 6 ile 2'yi sadeleştirsem 3 kalır, 1 kalır. 4 kere 3, 12 santimetre kare olur diyorum. Ve şu ikisini toplam arkadaşlar. 15 ile 12'yi toplarsam 27 santimetre karedir diyoruz. O halde boyalı alan 84'ten 27'yi çıkarıyorum. 84 eksi 27, 84'ten 27'yi çıkaracak olursak 57 santimetre kare kalır. Boyalı alan diyorum, 57 santimetre karedir diyoruz. Evet, şöyle arkadaşlar arayı bölelim karışmasın diye. Evet. Üçüncü soruya bakıyorum. Evet, üçüncü soruda arkadaşlar yine bir dikdörtgen görüyorum. Evet. Beyaz parçalar, evet, dikdörtgenden beyaz renkli üçgenler kesilip alınıyor diyor arkadaşlar. Aslında beyaz renkli üçgenler değildir. Şu üçgenleri kesip alıyoruz. Buna göre kalan parçanın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şu beyazı yanlış söylemiş oldu. Evet, bizden bakın 1, 2 ve 3 tane üçgeni kesip almamız gerekiyor. Yine arkadaşlar öncelikle dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanı diyorum. Şimdi uzun kenara baktığım zaman 9, 6 daha 15. Kısa kenarımız da 7. Bakın 4, 3 daha. O halde 15 çarpı 7'den 15 ile 7'yi çarparsak 105 santimetre karedir diyoruz. Evet, üçgenlerin alanını bulalım arkadaşlar. 1, 2, 3 diye isimlendirdim. Evet, birinci üçgen diyorum. Yani aslında ismi de var. A, H, E üçgeni. İsterseniz öyle diyebiliriz.
Şöyle temizleyelim ve üçgenin adıyla yazalım. Evet, alan AHE üçgeni, alan HE üçgeni diyorum. Evet, taban arkadaşlar 3, yükseklik 6, dik kenarlar biliyorsunuz birbirinin yüksekliğiydi. Bölü 22, 18 bölü 2'den 9 santimetre karedir diyorum. Devam ediyorum. Evet, burası B'ydi arkadaşlar. EBF üçgeninin alanı biliyorum. Evet, dik kenarlar yine birbirinin yüksekliğiydi. 4 ile 9'u çarpıyorum. 4 çarpı 9 bölü 2'den 4 kere 9 36, 2'ye bölersem 18 santimetre karedir diyorum. Evet, son olarak arkadaşlar FCG üçgeninin alanını bulalım. Alan FCG diyorum. Yine dik kenarlar 3 ve 4'ü çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. 12, 2'ye böldüm. 6 santimetre karedir diyoruz. Evet, üçgenlerin alanları toplamı 9 artı 18 artı 6'dan 9, 18 daha 27, 6 daha 33 santimetre karedir. Evet, boyalı alan arkadaşlar ve geriye kalan alan, isterse kalan alan diyelim arkadaşlar. Aklımız karışmasın. Geri kalan şeklinde alanı sormuştu. 105'ten 33 santimetre kareyi çıkarıyorum ve geriye kalan alanın 72 santimetre kare olduğunu söylüyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.